Kader, Allah'ın yarattığı eşyaya verdiği özelliklerin adıdır. Allah'ın yarattığı eşyaya, yani tüm şeylere verdiği özelliklerin adıdır. Örneğin, suyun insanı boğması ya akıcı olması veya özgür ağırlığının şu kadar olması, suyun kaderi, su için takdir edilen özellikler olması gibi, bıçağın kesici, ateşin yakıcı olması da bıçak ve ateşle ilgili kaderlerdir. Yani takdir edilen özelliklerdir. Kader, hani Türkçedeki gibi alın yazısı bilmem ne filanla alakası yoktur. Bunlar tamamen uydurup İslam dışı şeylerdir. İnsanın alın yazısı diye bir şeyi yoktur. İnsan defterine ne yazdıracaksa defteri boştur. Kendi yapar, ondan sonra yazılır. Yoksa defteri önceden doldurulmuş değildir insan. Tamam? Böyle düşünmek İslam dışı düşünmektir. İslami düşüncede bunun yeri yoktur. Ona cebriye deniliyor. Sapık mezheplerden. Yani biz ne yapıyorsak bize Allah yaptırıyor. Bizim hiçbir dahlimiz yok. Mesela içki içiyormuş birisi. Sormuşlar neden içiyorsun? Vallahi Allah hakkında içki içmeyi takdir ettiği için onun takdirini yerine getiriyorum. Niye namaz kılmıyorsun? Demek ki ben kılmamı istemiyor, kılmıyorum. Yani o bunun hiç suçu yok. Kaderiye veya cebriye adıyla anılan bu mezhebin, sapık mezhebin hiçbir haramı, helali falan yoktur. Yani çünkü her şey onlara Allah tarafından yaptırılıyor şeklinde düşünüyorlar. Eski Yunan felsefesinde var bu. Oradan aktarılmış Süryaniler vasıtasıyla Arapçaya. Müslümanlar arasında tasavvuf da bunlara mekan bulmuş, yaşatmış. Bugüne kadar da hala dilimizde bir sürü kaderi, cebri, yani zorlama sonucu anlamına geliyor. İşte kaderin önünde insan bir tüy gibi, rüzgar ne tarafa eserse, yani kaderi insanın ne yapmasını dilemişse, orada ne yazılırsa insan onu yapar gibi. İnsanın hiç dahli bulunmadığını söyleyen, her ne yapıyorsa, adam öldürüyorsa da Allah dilediği için öldürüyor, içki içiyorsa da, zina ediyorsa da, namaz kılıyorsa da, böyle şey olur mu? Kur'an kesinlikle buna müsaade veren bir kitap değil.